Sizin de teşriflerinizden dolayı da Allah sizden razı olsun. Bu nesillerin devamını ve bereketini diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah hayat boyu mutlu ve mesut eylesin. Saygı olsun. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kızımız yarışmadan çok kazanmış oldu altını. Arakan için hediye ediyor. Allah razı olsun. Allah muvaffak eylesin. Hayrı kabul olsun inşallah. İsmi nedir? Zeynep. Bu yaşta böyle duyarlı olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum sana da. Rabbim muvaffak eylesin. Ömür hayatında inşallah hayırlara gark eylesin sizi. Al bakalım. Ulamak kuzum. Rabbim tekrar kabul eylesin. Allah muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Nereden aklına düştü böyle senin? Arabadan geliyorduk buraya doğru. Hediyemi almaya. Babam sordu sen bunu ne yapacaksın dedi. Ne alacaksın, ihtiyacın var mı dedi. Ben dedim baba Allah aşkına ihtiyacım yok. Bunu ne yapalım diye düşünmeye karar verdik. Babamın hakkına bir an Arakan'daki Müslümanlara başlayalım diye geldi. Ben de bu fikri çok iyi düşündüm. Sen de çok beğendin. Evet. Tam da benim istediğim gibi oldu dedin herhalde, değil mi? Evet. Evet. Biz de böyle bir karar aldık. Buraya geldik, hediyemizi aldık ve Arakan'daki Müslümanlara başladık. Yani herhalde bir nebze oradaki kardeşlerimize gönlümüzün onlarla olduğunu ifade etmek istiyorsunuz, değil mi? Evet. Yoksa hani birileri şey yapabilir yani bu kadar bir yardımla ne olur diyebilir ama, evet, ama damlaya bu yardımı sadece rahmet olarak görmemek lazım dedin diyorsun herhalde. Benim gibi düşünen arkadaşların gönlünü veriyorum buraya diyorsun. Kızımız camiler ve din görevleri haftası nedeniyle yaptığımız şiir kompozisyon yarışmalarında dereceye girdi Yavuz Üle İmam-Hatip Ortaokulu'nda. Biz dereceye giren öğrencilerimize bir hediye takdiminde bulunduk. Kızımız da platformda hediyeyi takdim ederken ben dedi bu hediyeyi Arakanlı kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Onlara hediye etmek istiyorum dedi. Gerçekten bizim yüreğimizi coşturdu. Hem kendi gibi arkadaşlarına örnek olacak, hem de büyüklere örnek olacak bir yürek büyüklüğü, bir merhamet, bir saygı, bir sevgi, bir dayanışma, bir din kardeşliği örneği verdi. Ben Zeynep kızımızın bahtının açık olmasını, zihninin açık olmasını, Cenab-ı Hakk'ın gibi küçük yüreklerinde büyük idealler, büyük duygular, düşünceler taşıyan çocuklarımızın sayısının artmasını, Cenab-ı Hakk'ın hayırlı, sağlıklı, uzun, bereketli, bilgili bir hayat nasip etmesini canı gönülden diliyorum. Kızımızı yetiştiren ailesine teşekkür ediyorum. Yavuz Ali'de İmam-Hatip Ortaokulu'nda kompozisyon yarışmasına girmiştim. Ve bunda başarılı oldum, birinci oldum. Antep'te ödülümü almaya geldim. Şu an kendimden çok gurur duyuyorum. Ve babama da teşekkür ediyorum. Böyle bana arabada giderken bir fikir vermişti. Arakan'da Müslümanlara başlayalım demişti. Ben de evet baba dedim, bizim bir sıkıntımız da yok dedim. İhtiyacımız var, ihtiyacımız yok. Babam zaten ihtiyacımız olduğunda da alıyor. Gerek yok yani. İhtiyacım olmadığı için ben Arakan'daki Müslümanlara şey yapmak istedim, bağışlamak istedim. İnsan televizyonda izlerken insan gözü doluyor, ağlamak istiyor.
Biz de bir zamanlar bu şekilde yaşarsak onlar da bize gönderir. Onların Allah yolunu açık etsin ve de bu kötü yaşamlarından bir an önce şey olmasını isterim ben. Yolda gelirken çocuk baba ne yapacağız parayı dedi. Altın vereceklermiş dedi. Ben de dedim ne yapalım kızım, zaten bizim ihtiyacımız yoktur Allah'a şükür. Herhangi bir ihtiyacın varsa al kullan dedim, ama ihtiyacın yoksa da ver fakirlere gitsin dedim. Hatta Arakan'a, Filistin'e gönderebilirsiniz dedim. Bu da senin için bir hayır olur, bir anı olur dedim en azından. O da dedi iyi fikir dedi, fakirlere gönderelim dedi. Öyle oldu yani, bu şekilde çocuk da etkilendi öyle söyleyince. Ve nitekim geldi, şey yaptı, bağışladı. Ya tabii gurur duyulacak bir şey. Bir baba tabii fedakarlık yap der evladına, artık evlat yapar mı yapmaz mı o ayrı bir konu, ama ben böyle yaparsan iyi olur dedim, sadece ver demedim, vermen lazım da demedim. Böyle yapsan daha güzel bir davranış dedim, o da aynı o söylemiş olduğum şeyi de yaptı yani, ben bunu bağışlamak istiyorum dedi.